Evet, Canan Kaftancıoğlu için verilen bu cezayı değerlendireceğiz. Yaşanan süreci, hem hukuki kararı hem siyasi süreci, gelinen noktayı kimle efendim? Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal Kanal hafta sonu ana haber bültenimize uzaktan bağlantıyla katılacaklar. Sayın Bursalı, hoş geldiniz efendim, iyi akşamlar. Duyamıyorum şu anda Sayın Bursalı'yı. Mikrofonunuz kapalı olabilir mi Sayın Bursalı acaba? Evet, şimdi duyuyorum sesinizi efendim. Evet, Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen cezayı onadı. Haberimizde de aktardık ayrıntıları. Kamu görevlisine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından 4 yıl, 11 ay, 20 gün hapis cezasını onadı Yargıtay. Şimdi öncelikle Vatan Partisi olarak bu hukuki kararı yerinde, haklı ve yeterli buluyor musunuz? Kuşkusuz bir hukukçu değilsiniz ama Vatan Partisi içerisinde çok değerli hukukçular var. Mutlaka istişare edilmiştir. İzninizle bu soruyu yöneltmek istiyorum. Bir de tabii şimdi muhalefetten gelen tepkiler var, açıklamalar var. Onu da soracağım size ama öncelikle bu hukuki kararı değerlendirmenizi isteyeceğim. Ve ilaveten de bu hukuki kararla birlikte Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi. Bu durumda Kaftancıoğlu'nu önümüzdeki dönemde nasıl bir süreç bekliyor? Mevcut görevine devam edebilecek mi? Milletvekilliğine ilişkin de sorular gündeme getiriliyor. Buyurun efendim. Tabii bu Canan Kaftancıoğlu kararını yorumlamak için aslında hukukçu olmaya da gerek yok. Evet. Çünkü suçu çok açık ortada. Yani bu suçun ne olduğunu, mahkumiyet kararının gerekçelerini bugün Aydınlık Gazetemiz çok güzel verdi. Siz de az önce haberlerinizde verdiniz. Paylaşımları bugün Aydınlık'ta açık açık yazıldı. Bu olayda bir siyasi eleştiri, ifade özgürlüğü yok. Hakaret var, sövgü var. Kime? Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Yani affedersiniz, siz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na o çocuğu diyorsunuz. Bunu söyleme özgürlüğü var mı Türkiye'de? Cumhurbaşkanı'na evet. O çocuğu evet. Diyeceksiniz. Kusura bakmayın, bunları bu açıklıkla milletimize anlatmak zorundayız. Devlete seri katil diyeceksiniz. Katil değil, seri katil bu devlet evet. Diye bağıracak. Yani bu açıdan hiç bunu sağa sola çekmenin bir anlamı yok. Bu sövgüler bir suçtur. Ve o bakımdan yargının kararı çok yerindedir. Böyle bir özgürlük yok. Yani siz Türkiye'de milli devleti aşağılayacaksınız. Devletin başkanına ağza alınmayacak küfürler edeceksiniz. Bir de bunu bir yıkıcı programın içinde yapacaksınız. Bir de üstüne bunu fikir özgürlüğü kapsamında, eleştiri kapsamında falan diye propagandasını yapacaksınız. Böyle bir özgürlük yok. Biz böyle bir özgürlük tanımıyoruz. Böyle bir demokrasi de yok. Çünkü hakaret ve sövgü demokrasi değildir. Siyaset de değildir, özgürlük de değildir. Demokrasinin de bir disiplini vardır. Yani devleti aşağılamak, devlet başkanını aşağılamak. Dolayısıyla milleti aşağılamak evet. Ve bir de bunları emperyalist merkezler adına Türkiye'de yapmak, yok böyle bir dünya. Bu millet bu sövgüleri kabul etmez. Yani Türkiye'yi bölme özgürlüğü yok, devleti aşağılama özgürlüğü yok, milleti parma özgürlüğü yok, cumhurbaşkanına sövme özgürlüğü de yok. Bunlar emperyalizmin sahte özgürlükleri, sahte özgürlükleri, sahte kahramanları aracılığıyla bir takım kaos kışkırtma planları amaçlarıyla da piyasaya böyle sürüyorlar. Tabii demokrasi olacak, özgürlük olacak ama bu emperyalist merkezlerin hanımları, beyleri için değil, halk için olacak, millet için olacak. Evet. O bakımdan bizim bu hakaretleri kabul etmemiz mümkün değil. Sadece Cumhurbaşkanı'na değil, hiç kimseye bu hakaret edilemez. Yani yarın Vatan Partisi'nin iktidarında da bu hakaretler Erdoğan'a da edilemez, Kılıçdaroğlu'na da edilemez, Kaftancıoğlu'na da edilemez. Tabii. Bunun altını çizmek lazım. Bir de burası Türkiye Cumhuriyeti. Yani sıradan bir yerde değiliz. Bu devlet devrimle kurulmuş. Emperyalizmle savaşız. 150 yıllık bir demokratik devrim birikimimiz var. Kurtuluş savaşımız var. Yani nerede yaşadığımızı iyi bilelim. Onların ayakları, kafaları, ruhları bu topraklarda olmayabilir ama bu halk bu toprağa bağlı ve böyle sahte kahramanlıklara, sövgülere, hakaretlere, bu milletin erdemleriyle, karakteriyle en ufak bir bağlantısı olmayan tavırlara
hiçbir şekilde izin verilemez. Verilemez diyorsunuz. Sayın Vursalı, şimdi muhalefetten gelen tepkiler artarak devam ediyor. Bir defa hemen önce CHP-MYK olağanüstü toplandı biliyorsunuz. Genel olarak şöyle değerlendirmeler yapılıyor. Bu karar yargının değil, siyasi erkin kararıdır. Zaten HDP'den anında destek açıklamaları geldi. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın da açıklaması dikkat çekici. Seninleyim Canan şeklinde bir destek açıklaması yaptı. Hepimiz Demirtaş'ız, Kavala'yız gibi söylemleri duyduk, işittik efendim. FETÖ'den de destek açıklamalarını görüyoruz. Şimdi bu destek açıklamalarına dair de yorumunuzu merak ederiz. Bu çok normal. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Biden tayfası, Zillet İttifakı da deniyor. Türkiye'de hükümeti devirmek, Atlantik sistemine yeniden Türkiye'yi bağlamak ve bunu yaparken de HDP ile PKK ile kol kola olmak, FETÖ ile beraber olmak, onları hapishanelerden çıkartmak ve işte tekrar orduya, polise yerleştirmek gibi bir programla hareket ediyorlar. Bu bahsettiğiniz isimler de Kaftancıoğlu'da onların en öndeki temsilcilerinden birisi. Bu senaryonun elemanları ve bu kampanya zaten Batı'yla eşgüdüm halinde yürüyor. Yani Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek sadece sıradan bir hukuki suç değil, bunun siyasi boyutları da var. Bu devlete hakaret etmek, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek bu kesimde bir alışkanlık haline aldı. Hatırlayacaksınız, o Atlantik sisteminin yayın organlarında da hep bunları görüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başını hedef alan, devleti hedef alan, aşağılayan ifadeler. Ve aslında bunların ceza olduğu da bile bile bir anlamda bu cümleler kuruluyor. Evet. Buradan bir başka bir kışkırtma ve karşılıklık yaratma amaçları da var. Ve bu bahsettiğiniz kesim maalesef bu içeriği de gizliyor, kararın içeriği. Yani bunu bir takım böyle fikir özgürlüğü, siyasi davaymış, demokrasiye darbeymiş gibi takım örtülerle hiç o sövgüleri yazmıyorlar. Bugün Aydınlık Gazetesi dışında o sövgüleri millete anlatan olmadı, ulusal kanal dışında. Ve Biden tayfasının tamamı bu sövgüleri siper olmuş durumda. O saydığınız medyaları da dahil. Ama şunu söyleyelim, bunu CHP'nin tabanı da kabul etmez. İyi Parti'nin tabanı da kabul etmez. Türk milleti bunu kabul etmez. Yani bu kadar aleni, açık. Bunlar o kadar halktan koptu ki, milletin duygu ve değerlerinden koptu ve Atlantik sistemine o kadar göbekten bağlandı ki, siyasette de yozlaştılar. Ne nezaketleri kaldı, ne saygıları kaldı. Onlar bunları yitirmiş olabilirler ama bu millet yitirmedi. O bakımdan hepsi aynı. Akşener'de de bu yıkıcı dili görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer merkezindeki isimlerde de görüyoruz. PKK'da zaten HDP'nin vekillerinde görüyoruz. Bunların bir araya gelip kol kola girmesi çok doğal ama istedikleri kadar gelsinler. Türkiye'de onlara özgürlük yok. Yok öyle bir dünya. Yani siz Türkiye'yi ayaklar altına alacaksınız, hakaretler edeceksiniz. Onu bu memlekette yapamazlar. Yapamadıkları da için işte zaten cezaevlerine tıkıldı o FETÖ'cüler, o PKK'lılar, evet, bir kısmı evet öldürüldü, etkisiz hale getirildi. Ya bu kampanyalar Türkiye'de tutmaz ve tutmayacak bu kışkırtma planları. Evet, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bunun da altını çok sık çiziyorsunuz Sayın Bursalı, Vatan Partisi olarak PKK'nın hendeklere gömülmesiyle FETÖ'yle mücadele edilmesi sebebiyle ve işte alınan son zamanlardaki bu haklı kararlarla birlikte yargı altın çağını yaşıyor şeklinde açıklamalarınız oldu parti olarak, Vatan Partisi olarak. Bu kararla birlikte yargı altın çağını yaşıyor diyebilir miyiz? Yargı altın çağını yaşıyor, o ifademizin arkasındayız. Çünkü 124 bin evet, FETÖ'cü ve PKK'lı devletin ordusundan, yargısından, polis kurumu, polis emniyet teşkilatından, bakanlıklarından, eğitim teşkilatından temizlendi ve şu an cezaevlerinde. İşte yargı bu yüzden altın çağını yaşıyor. Evet. Yani bu yüzden de aslında zaten yargıyı gayrimeşru ilan ediyorlar. Yani bu sövgüleri, hakaretleri anlatırken onu da hatırlatmak gerekir. CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu ve ekibi hep ne diyor? Anayasa gayrimeşru, seçimler gayrimeşru, yargı gayrimeşru, evet, Cumhurbaşkanı gayrimeşru. Yani bu gayrimeşru çıkışlarını çok yakından hatırlıyoruz. Bu da işte bir kampanyanın devamı. Siz bu gayrimeşru ilan ettiğiniz kurumlara aynı zamanda söyleme özgürlüğünü de görüyorsunuz. O bakımdan bu yaratıcı yıkıcılık planlarıyla da doğrudan birleşiyor. Tabii burada hükümeti bir anlamda tecrit etmek, köşeye sıkıştırma planlarının da olduğunu görüyoruz. Bu karar sonuna kadar doğru, hukuki, yerinde. Ancak bir bütün olarak değerlendirdiğimizde hükümeti
sıkıştırmaya yönelik bir takım kampanyalar ardı ardına açıldığı da Amerika merkezli gözüküyor ve anlam kazanıyor. Çünkü hep bunlar Amerika'nın söylemleri. Diktatör, tek adam, insan hakları yok, Türkiye'de evet, özgürlük yok, tutuklu siyasiler, gazeteciler. Bunları tanıyoruz ve şunu da ifade edeyim. Bu katil devlet, işte seri katil devlet, bunlar nereden geliyor? Türkiye'de uzun zamandan beri bu söylem PKK'dan başladı ve bütün sahte solun ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dili haline geldi. Bunun da altını çizmek istiyoruz. Yani Türkiye'de şimdi Kaftancıoğlu'nun devlet düşmanlığı yapması, devleti soykırımcı ilan etmesi ve Cumhurbaşkanı'na sövmesi bir iklimin ürünü. Canan Kaftancıoğlu o iklimde çıkan bir özne diyebiliriz. Peki, Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Özgür Bursalı, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.